Canın sağ olsun. Sen evladını yitirdiğinde dedin ki bu ne büyük imtihandır. Nasıl bir acıdır. Hızır bununla nasıl baş edecek? Hele söyle bana Hızır. Böyle bir acıyla nasıl baş edilir? Böyle bir acıyla baş edemezsin Şahin'e. Hayat devam ediyor. Ama sen yaşamıyorsun. Bir bedenin var ama içinde hiçbir şeyin yok. Ölmek istiyorsun, ölemiyorsun. Sadece biraz evvel senin söylediğin şeyi soruyorsun. Böyle bir acıyla nasıl baş edilir? Edilmiyor. Seni hiç anlamamışım Hızır'ım. Sana hiç dostluk edememişim. Gerçi evladıma da babalık edemedim ya. Ettin Şahin, evet. Evladına da babalık ettin. Bir sürü evsize de babalık ettin. Ben öyleydim Hızır'ım. Bunu ben her ay kendime sordum. Hep sordum. Sonra dedim ki yaşıyorum. Ama bunun bir anlamı olmalı. Bir manası olmalı. Bulabildim ben bu anlamı. Acımı dindirecek bir sürü anlam buldum. Ama hiçbirisi acımı dindirmedi. Teselli bir gün kavuşuruz da buldum. Bir gün evlatlarımızla buluşacağız. Ben de bir anlam bulmalıyım. Evladıma kavuştuğumda bizim hak olsun diye bir anlam bulmalıyım.
Bir spor kulübü bulun. Deplasmana gelmiş gibi yapın. Ekrem'in oteline rezervasyon yapın. Spor kulübünün çantalarının içerisine silahları zulalayın. Sporcu gibi giyinin. Hiçbiriniz deşifre olmayacaksınız. Reha'yı uğurladıktan sonra otele giriş yapacaksınız. Alparslan bütün güvenlik zaaflarını biliyor. Önlem almışlardır ama içeriye girdikten sonra önemli değil. Siz içeriye girdikten sonra biz Yaşar'la giriş yapacağız.